kitapları göstereceğim. Bunu hani ismi çok, Türkçe ismi çok cringe. İngilizce ismi çok daha güzel. Think and Grow Rich. Hani manifestation ya da visualization gibi konulara ilgiliyseniz çok güzel bir kitap ama hani ben sanırım o alandaki araştırmalarımı bayağı yapmışım. Bana çok bilinen şeyler gibi geldi bu kitap. Bayağı ama hani güzel, hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar için çok güzel. Biraz sıkıldım ilerlemede. Şimdi buna başlayacağım. Hani bunu yarım bıraktım bu arada. Benim kitap yarım bırakma gibi bir alışkanlığım var. Çoğu insan bırakamıyor falan ama ben anında bırakırım. Şimdi buna başlayacağım. Beyhan Budak'ın yeni kitabıymış. Ben diğer kitaplarını okumadım bu arada. Geçen gün şeye gittiğimizde, caddeye gezmeye gittiğimizde çok tesadüfen denk geldik ve Beyhan Budak'ın imza günü varmış. İnanılmaz sevindim. Hemen gittim kitap aldım. Hatta size de bir kitap almıştım. Sizin için de imzalattım falan. Çekilişini yaptık Instagram'da. Çekiliş değil işte, bir hediye ettim birinize. Oradan takip etmiyorsanız beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi buna başlayacağım. Merak ettim çünkü. Ne kadar olduğu yazmıyor. Hatırlamıyorum da. Okey, şimdi lenslerimi taktım. Saçlarımı çok beğendim bugün. Çok güzel oldu. Tam böyle sonbahar kombini oldu. Şimdi makyaj yapayım. Bakın kaç makyaj yapayım. Bunu aldık olarak süreceğim. Bu aslında bir ruj. Peki aldık olarak süreceğim şimdi. Efendim, sadece bir pıpçık dokunduruyorum. Bir pıpçık. Sonbahar ya. Aldık birazcık şey oldu ama o gider zaten. Fazla aldıklıdır. Hadi hazırlanalım şimdi. Saçımıza da bir yağ süreceğim. Çok kabardı çünkü. Birazcık yağmur da yağmış. Hiç kabarmasın. Hadi gidelim. Okula. Ve şimdi Ozan. Parmağımı yalayıp cama sürsem. Hayır. Alsaydın ne olurdu? Sonra geçecektik 500 lira. Yine takdim yaparım. 3000 lira. Tatsız. Evet. Çok güzel gözüküyor. Kulağımı bayağı beğeniyorum. Selam. Mimarlık Fakültesi'ne geldik. Şuranın güzelliğine bakar mısın mesela? Ben ilk defa burada çalışacağım. İnanılmaz güzel. Hani okulun hiçbir yerinde çalışmak için yer kalmamış. Mimarlık Fakültesi'nde böyle herkesin tek tek masaları var. Herkese ayrı olan. Tabii ki boş masa bulduk, oraya oturduk. Ama inanılmaz güzel. Ağzım açık kaldı yani. Tamam, güzel. İnfluencer ya. Ben. Pazarlayan kim? Hayır, influencer. Etkileyici yani. Okuldan geldim. Okulda ders çalıştık. Görmüşsünüzdür zaten videoları falan. Şimdi kargom gelmiş. Kargom açacağım. Kapsül geldi. Kapsül geldi değil, ben aldım zaten. Yani hani bir PR gönderisi falan değil. Bir de böyle muhabbet edelim İstedim. Gününüz nasıl geçiyor aşağı yazın. Çünkü böyle yorumları görmeyi, yorumlarınızı cevaplamayı falan çok hoşuma gidiyor. Cevaplamayı hoşuma gidiyor. Cevaplamak çok hoşuma gidiyor. Yeni kapsüller gelmiş. Onları bir denemek istedim. Ay, çikolata göndermişler ya. Çok tatlı. Bu arada mikrofonu aldım. Bakın mikrofonu deniyorum. Mikrofon burada. Yakıma takmak istemedim. İyi alıyor sanırım şu an sesi. Biraz böyle şu an burası yankı yapıyor. Yankıyı alsın diye taktım aslında. Onur Gürler'i biliyor musunuz? Bilmiyorum. TikTok'ta hemen çok takip ediyorum kendisini. TikTok'la aslında tanıştım. Aslında YouTuber'mış da. Böyle kahve videoları sürekli çekiyordu. Zaten ben onu tamamen influence'ıyla Nespresso makinesi aldım falan. Bütün onun önerdiği kahveleri çok beğeniyorum falan. Şu kahveyi önermişti. Okuyamam. Çok özür dilerim. Linki falan eklerim alta. O kahveyi önermişti, onu bir aldım. Benim iki tane çok sevdiğim kahve vardı, ben onları aldım. Chiaro, bilmiyorum ne olduğunu. İtalyanca bir şeyler işte.
Bir tane de Sucro var. Onu da çok seviyorum. Bakın Sucro'mu almışım. Aynı Sucro bir de. Bu ikisini çok çok seviyorum. Bir de yılbaşı için Special Edition'lar gelmiş. Geçen yılki Special Edition'lardan ben aldım. Bademli ve fındıklı vardı. Bir de böyle çok sert bir tane var. Çok sert, çok güzeldi ama bademli ve fındıklı o kadar kötüydü ki. Yani gerçekten çok kötüydü. Bu yıl bir tane daha bademli çıkmış. Ondan almadım. Bu yıl da böyle bir tane forestlı diyecektim. Orman meyveli aromalı var. Ama hani bunlar zaten aromalı gibi değiller yani. Bir tane de roasted ground coffee kapsül yazıyor. Roasted ground yani sütük kavrulmuş mu? Bu üçünü aldım. Üç farklı seçenek. İki tane bundan bunu beğeneceğimi düşündüm. Bir de bundan aldım. Bakalım nasıl olacaklar merak ediyorum. Bu akşam ders çalışacağım. Bir tane special edition'dan içebilirim. Birazcık beni uyandırsın diye. Bitirme projesiyle ilgili çalışmamız gerekiyor. Bu akşam zaten tüm gün ders çalıştık yani. Öyle. Günler böyle geçiyor. Bir de 100 liralık bir hediye çeki gelmiş. Oley. Espresso. Çok seviyorum sizi. İşbirliği değil bu arada. Gayet kendim alıyorum. İnşallah mikrofonu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim şahsen. Ay bir şeyler konuşalım ya. Bir kahve yapayım bir şeyler konuşalım. Güzel olur. Yok. Orman meyveliden deneyeceğim. Bunlar güzelse bir tane daha alırım. Çünkü special edition'lar. Ay kapsülün güzelliğine bakar mısınız? Bunlar böyle geri dönüştürülebiliyor tamamen. O yüzden çok seviyorum. Kapsülün güzelliğine bakın. Çok şirin. Yes geldim. Yaptım kahve. Çok güzel kokuyor. Koklarım. Bayağı iyi kokuyor. Gerçekten böyle bir orman meyvesi şeyi var. Şimdi biraz ne konuşalım biliyor musunuz? Gelecek hakkında kaygılanmaktan, sürekli koşturmaktan, bir yere yetişmeye çalışmaktan konuşmak istiyorum aslında. Çünkü ben de sürekli bir yere yetişmeye çalışan biriyim. Hep geç kalmışlık hepimizde oluyor. Bana en çok DM'den gelen sorulardan biri de geç kalmış hissetmemek için ne yapalım? Hep geç kalmış hissediyoruz işte. Geç kalmışlık hepimizde var sonuç olarak bu doğru. Ben diyorum ki hani bırak seni kovalasınlar. Sen geç kalmış hissetme. Bırak. Yolu kendin belirle daha doğrusu. Üniversitenin birinci, ikinci sınıfında inanılmaz çok geç oldum. Hani hep geç kalmış hissediyordum. İnsanlar neler neler yapıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum falan. Sonra ben de bir şeyler yapmaya başladım gerçekten. Ve o an geç kalmışlık hissi gidiyor. Sen de bir şeyler yapmaya başlayınca öyle hissetmemeye başlıyorsun tabii ki. Ama şöyle de bir durum var. Hani yaptığın hiçbir şeyden tatmin olmama durumu da olabiliyor insanlarda. Hani bu da çok fazla başına geliyor bireylerin diyebilirim. Ama bende hani olmadı. Gayet iyi ilerliyordu. Sonra bende bir şey oldu. Niye yapıyorum ya ben bunları? Hani nereye yetişiyorum? Ne yapıyorum? Amacım ne? Bayağı amaçsızlık hali ortaya çıktı diyebilirim yani. Eskiden hep bir amaçlarım vardı, hayallerim vardı, onlar için uğraşırdım falan. Sonra ben nereye gidiyorum kaygısı beni çok sarstı. Hani hiçbir amacım yok, ben niye yapıyorum ya bunları? Yaptığım şeyler çok anlamsız. Hani bütün Instagram'ı da çok sorguladım, TikTok'u da çok sorguladım, kendi girişimimi de sorguladım falan. Öyle bir döneme de girdim aslında. Sonra dedim ki hani birazcık akışına mı bıraksak, şöyle mi olsa? Akışını bırakmayı denedim. Ama akışa bıraktığında da şey oluyor. Yani yaptığın işten keyif almıyorsun. Çünkü nereye gittiğini bilmiyorsun. Bu işin nereye gideceğini bilmiyorsun. Yaptığın işten keyif almamaya başlıyorsun. Çok keyifsiz, çok depresif bir modda yapmaya başlıyorsun. Dedim ki bu böyle olmaz. Biraz kendi kendime kalacağım. Biraz dinleneceğim. Kendi kendine kaldıkça hani bilen bilir böyle meditasyonla vesaire uğraşanlar ya da anda kalmayla biraz uğraşanlar bilir. Kendi kendine kaldıkça ya da doğayla kaldıkça bazı şeylerin cevapları sana geliyor. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. İlham diyebilirsin yani. Ben bunu neden yapıyorum dediğin anda kafanda bir sürü düşünce belirmeye başlıyor. Ben de şeyi fark ettim. Kendi kendime çok fazla kalmıyorum. Kendi kendime düşünmüyorum. Düşüncelerimin farkına varmıyorum. Bunu fark ettim. Kendi kendine kalınca da toparlamaya başlıyorsun. Hani nasıl ki bir yara olduğunda vücudunda, işte bir sivilcen çıktığında, kendi kendine dokunduğunda, bırkalamadığında geçiyor. Kendi kendine onarabiliyor vücut.
aynı şekilde mental durumunda, tabii hani burada bir şey olmadığı sürece, mental bir rahatsızlık olmadığı sürece, kendi kendine kaldıkça, bir bırkalamalar, bir eşelemeler olmadıkça, mesela hani şey de olabilir ya, sürekli ben niye böyleyim, kendimi çok kayıp hissediyorum diye düşünmek de çok fazla yorar sizi. Ve hani hiçbir sonuca ulaştırmaz büyük ihtimalle. O yüzden kendi kendine kaldığın anda iyi gelmeye başlıyorsun. Kendine iyi gelmeye başlıyorsun diyebilirim. Biraz öyle oldu benim de. Bir yudum alayım. Beğenmedim. Beğenmedim ya. Bu aromalı şeyler bana göre değil. Bu orman meyveli aromalı olandı. Kırmızı olan, az önce çok tatlı diye kapsülünü gösterdim. Ama sanırım aromalı şeyler bana göre değil. Saf kız, git orijinal kapsüle. Madem geçen yıl beğenmedin aromalıları, niye bu yıl alıyorsun değil mi yani? Yapacak bir şey yok. Latte de falan güzel olur diye düşünüyorum. Latte yapayım hadi. Latte'yle çok, latte'yken çok güzel oldu açıkçası latte'yle. Çikolatayı açayım var bir de. Yani kendi kendine kaldıkça bazı şeylerin cevabını biliyorsun. Çünkü kendini en iyi sen tanıyorsun. Kendini en iyi sen tanıdığın için de bazı şeylerin cevaplarını kendi kendine kaldıkça, kendini dinledikçe bulabiliyorsun. En azından benim durumumda böyle oldu. Ve hani hiç olmadığım kadar mutlu hissediyorum kendimi. Önümüzdeki iki hafta dünyanın en yoğun sınav haftasına falan sahibim. Bitirme projemin teslimi var. Bitirme projemin sunumu var. Bir Edirne'ye gidip gelmem gerekiyor. İşte sağlık sorunları var azıcık. Çok önemli değil. Sınavlarım var. İnanılmaz bir sınav şeyindeyim yani. Sınav maratonundayım diyeyim. Ama hiç olmadığım kadar mutlu ve hayattan böyle tatmin, hani bir fulfill deniyor ya, fulfillment hissediyorum hayata karşı ve dolu dolu, yani ne yaşıyorsam dolu dolu yaşıyorum gibi. O yüzden mutluyum, memnunum. Öyle. Nazar değmesin. Ama tabii ki hayat hep böyle değil yani. Çok zor bir 3 hafta atlattım. Belki daha zorları geliyor, bilmiyorum, bilemezsin. Bilemem yani. Kötü hissettiğinde de açıp bu videoyu, ben ne yapmışım kardeşim? Bak böyle böyle yapmışım. Hadi tekrar yap bakalım. Ama insan da kendini hep o modda da hissedemiyor. İnsan kendini hep o modda hissedemiyor. O moda gelmesi de biraz zaman alıyor. Umarım benim gibi hissedenler varsa. Bu arada ben hala tamamen o moddan çıkmış değilim. Sadece bana iyi geldi yani şu anlık. Bakalım, paylaşacağım. Hani herhangi bir psikolojik bir sıkıntı yok. Yani hani o da